Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bugün başımdan geçen iki olayla başlayacağım. Sen de onu isteyince tevafuk ettin. Tabii siz de çok rastlıyorsunuz ama ben de rastlayınca manidar tabii benim alemimde değerlendiriliyor. Gözlük için doktora gittim. Müracaat ediliyormuş oraya, bilmiyordum. Müracaat böyle yuvarlak bir şey. Kız çocukları var. Onun hastane personellerinden galiba. Onun için de arkadaşlarına oturuyorlar. Böyle bir şey. Geleni kabul ediyorlar ama bir de kayıt. Kayıt yapıyorlar. Malum bildiğim, ben bilmiyordum. Bu kayıt olurken yazıyor. Ne oldu kızım, hayırdır? Dedim. Dedi ki direkt böyle, hoca abi. Hoca abi bir şey sorabilir miyim? Dedi. İlk önce bu parayı ben verebilir miyim? Kayıt parası. Yok ya, niye vereceksin sen? Demek ki biliyor. Veya bilmiyor. Niye vereceksin? Vermek istiyor. Hayır. Hoca abi. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu arada da yavaş yavaş. Diğerleri de dinliyor, diğerleri kaydı. Dedi ki, ölüm korkusunu nasıl hallettiniz hoca abi? O kadar duygulandım ki. Dedim ki sana bir şey söylesem inanır mısın? İnanırım tabii. Bugün şimdi gelse ölüm, safa geldin derim, hiç endişe etmem. Durdu. Dedim burada sen şey yapıyorsun, ben sana iki kelime. Çünkü ölümün içerisini çözememişsin. İçi karanlık. Zifiri hem de. Oysa içinde Allah var, peygamber var ve ahiret, ahireti bilmiyoruz. İnsanı tanımıyoruz. Bu dört tane soruyu, Allah'ı, peygamberi, ahireti, insanı tanırsan, içini doldurursan, vallahi şerefle gidersin. Tamam cevap. Çıktım. Gittim, dedim ya bir abdeste çıkayım, ondan sonra geçeyim. Mehmet'e geçeyim. Baktım gelmiş. Tam giriyorum. Hoca abi abdest alacaksın ama çıkarken kağıt kullanma. Bak kablo var. Anladım. Sonra hatırıma geldiği kadar 143 yetmedi ona. Sözler 143. Ben bahsettim. Sözler öyle zannediyorum. Çünkü çok kullandığım için orayı, hem size söyleyeyim acaba orası mı? Belki size şey geliyor ama ben çok etkilendim. O psikolojiyle başka bir şey anlatacağım size. Evet, 143. Çıktım. Gümüş yaka. Ha, yaka. Yakada bizim bir dershane yapma şeyimiz var. Arsa. Orada Silivri'de olur mu diye. Madem buraya kadar gelmişken Silivri'den oraya çıktım. Elimde, sen gönderdin ya WhatsApp'tan tapunun şeyini. Onu muhtara sordum, biliyor ne yaptı? Gittik ama şey yok, ciddi bir şey anlatıyorum. Bundan daha acayip. Zaten onun psikolojisi var. Tarla, hiçbir şey yok. Dershane yapacağız ya, 5 seneden beri al. Muhtarı aldım, rica ettim. Tamam dedi, gitti adam. Burası dedi, hakikaten tanıdım. Orası. Ama ne yol var, hiçbir şey yok tarla. Ondan sonra adam da dinliyor. Burası neresi? Nerede ne var? Nerede ne olacak? Dere mi var? Yol mu var? Havalimanı var? Tepenin arkası, tepeye şey yakın. Bilmiyor. İyi dinliyor.
Nasıl tanımam lazım ben burayı? Ben nereye geldim? Burası neresi? Ve burayı kıyas edeceğim. Nereye göre nedir? Burası ne ki? Hatırıma Allah getirdi. Navigasyona girdi. Navigasyon girdi. Muhtar diyor ki böyle olduğuna bakma. Parsel her şey sistemlenmiş, yapılmış. Kimse yok. Navigasyona girdim. Dedim ki navigasyona, ben neredeyim? Bir girdim, oho bir baktım. Şurada üç tane şeyden sonra dere var. Şurada şu cadde var. Şurada hastane yeri var. H koymuş. Şu dağın arkasında ufak bir göl var. Seyrediyorum orada ama oradan seyredemiyorum orayı. Bak, oradayım, ihatam yok. Göremiyorum. İhata edemiyorum yani. Nerede de şey var, ne var? Bakıyorum böyle. Ha buradayım. Burası köşenin bitişiği. Meğer aramızda bir tanarsa var köşe şeydi. Meğer köşe biliyordum ben. Burada göl var. Şu an hastane var. Okul şeyi var yapmış. Böyle tarla. Ama dikkat et. Kendi olduğum yerde orayı bilmiyor. Şimdi hakikata tatbik ediyor. O anda öyle bir böyle sanki vücudum sarsıldı, çarpıldı gibi ona da anlattım. O da durdu. Yani anlayamadı ama benim böyle heyecanımdan nereye intikal etti? Allah verdi. Sizinle paylaşıyorum. Allah'ımla öyle bir şeyim var. Ya Rabbi bana ver, ben de kullarına vereceğim. Orası dünya. Ucu bucağı yok. Ne nedir? Nedir bilmem için orayı, daha yeri bilmiyorum, oralarda bir yer. 1186 parsel, 1180 ezberledim. Ama neresine ne var? Bu dünyadır. Ama nereye nereye göre nedir bu? Nedir yani burası? Var mı bir şey, hastane midir, okul mudur, dere midir bilmiyorum. Orası dünyadır. Telefon benim. Hayat, elektriği, bataryası hayattır. Programı ruhtur. Navigasyon programı sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniyedir. Uyduysa Allah'tır. Sünnet-i seniye programı ile neredeyim dedim program yüklenmişti sünnet-i seniye. Bana dedi ki sünnet-i seniye sen şuradasın. Şuraya göre burası budur. Bu da budur. Yoksa başka bilemezdim. İkimizin dışında arsanın ve benim dışında İhata eden bir nazarla ikisini beraber gören, hatta her tarafı beraber gören bir nazar benim nerede olduğumu diyebilir. Ondandır ki, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, benim ne olduğumu ve nerede olduğumu bana tanımladığın için bu iyiliğini unutamam ya Muhammed. Neyin ne olduğunu, nerenin ifadesi olduğunu, nereye işaret edip gösterdiğini, bunlar hakkındaki doğru zannettiğim bilgilerin doğruluğunu, eşyanın yani varlığın ve hadiselerin nereye işaret ettiğini yine eşya ile bilemezsin. Yani armutun ne olduğunu şeftali ile, taş da vesairelerle bilemezsin. Öteleri buraya, burayı ötelere taşımasıyla Muhammed aleyhissalatü vesselam zihinlerimizi, öteleri buraya, zihnimizi oraya taşıyarak orayı tanımlamış ve yorumlamış. Buna da mucizeleriyle imtiyazlığını göstermesiyle bana kanaat hasıl olmuş. Bana ayna olup kendimi kendi hayatında seyrettirmiş. Kainat aynasında kendimi bana anlattığı için bendeki lahuti ve ulvi şeyleri Kur'an lisanıyla tarif edip tanımladığı için benim için sıkıntıları benim için sıkıntılara katlandığı için, benim için Rabbine yalvardığı için, benim için beni de almadan cennete gitmeyeceği için, herkes kendisine baksın, niye herkesten farklıyım, senin gibi kimse olmamış, yok ve olmayacak herkes. Bunun hakikatini bana anlattığı ve Allah için herkesin özel olduğunu söylediği için, bu iyiliğinden dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliği unutulamaz.
benim kim olduğumu, buraya niçin gönderildiğimi, kim gönderdiğini ve en büyük sıkıntım ve sorunum olan ölümü çözüp izah ettiği için iyiliğini unutamam ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ölümün şekli ve vesilelik tarafının değil, neticesi çok hoş ve güzel olduğunu söylediği için iyiliğini unutamam ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Dersimiz o. Lemalar 54. Sünnet-i seni edeptir. Bu noktadan bakacağız şimdi. Farklı olacak. Burayı okumuşsunuz ama bir de farklı okuyalım beraber. Sünnet-i seni edeptir. Haddir. Haddini hududunla göstermektir. Nerede olduğunu kendinle değil, hadiselerle göstermektir. Edep. Edep harici gösterir. Yani harici karşı duruşumuzu gösterir. Koordinatlarımızı gösterir. Yani ben neredeyim? Nereye göreneyim? Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Ben bu nuru çok farklı anlıyorum. Yani bir parçasını paylaşmak istiyorum. Nur Muhammed'in içerisinde, Mecnun'un içerisinde ne vardı? İki tane yapı vardı. Ne vardı? Nur ve mana. Yani bütün kainatın çekirdeği Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Tamam mı? Nur ve mana. Allah yönüne o nur ve mana, burası aşağı anlatmak için vacibul vücut yönü, burası mümkünat yönü. Mümkünat yönünü tanımlayan, tarif eden nur tarafıdır. Mana tarafı ise Allah canibindeki yönü anlatır. Nur, 18 bin alemin hulasası. Yani cep telefonuna navigasyonla bütün haritanın yüklenmesi. Navigasyon bana soruyor, Türkiye'ye mi yükleyeyim, Almanya'yı mı? Almanya'ya da yükle dedim. Tam şey yapar, Fransa'ya da yükleyeyim, ona dedim, dershanelerimiz var, oraya da yükle ama şu tarafını yükle. Tamam, şuna yükleyeyim mi dedi, yok yükleme dedim orayı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyduğumuz sünnetine programa giriyorsun, adres yazıyorsun. Şimdi Nur'u anlatacağım. 18 bin alem Nur-u Muhammedi'den donmuş halidir. Nur yönüdür. İşte sünnet-i seniye, yani sünnet yani fıtrat, şeceri hilkat, 18 bin alemin nümineleri. Bize konmuş. Çekirdek. Bunlar konmuş. Şimdi program navigasyona yüklenmiş. Navigasyon ne olduğunu anlatmayacağım, biliyorsunuz. Navigasyon yüklenmiş. Uyduya bağlandığım zaman uydu bana yeni harita vermiyor. Bulunduğum yeri koordine ediyor, aydınlatıyor. Burada var olan harita gözükür hale geliyor. Harita gelmiyor. Sinyal gelip burası uyanıyor. Uyandırılıyor, aydınlanıyor. Yani fıtratımda var olan program, fıtratımda var olan harita, bende uyanıyor. Ama neredeyim? Adres girmeyle mümkündür. Nur-u Muhammed'i, yani hiçbir meselesi yoktur ki altında nur bulunmasın. Yani girdiğin anda mutlaka seni ötelere bağlıyor. Ötelere bağlamanın adı beni yorumluyor, nerede olduğumu söylüyor. Navigasyona uydu bağı neyse, insanın Allah'a, insanın ahirete bağlılık şekli de sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye, yani sünnet, fıtrattır, alemin hulas, alemdir sünnet. Seniye, onun bir numunesi insana konmuş. Bunu eylemsel olarak insanda uygulanmış şekline sünnet-i seniye deniliyor. Böyle bir tanımlama göremezsiniz, lügatta yoktur. Belki de çok tenkit alacağımı da biliyorum. Ve onlara şu cevap veriyorum. Doğru haklısın ya cehaletim hemen. Nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım ben neredeyim? Neredeyim ya Muhammed? Navigasyon. Dünyadasın. Ben de tarlayım ya. Bana adam tarlayı sattı. Hatta köşe diye sattı. Ha? Değilmiş yani.
Orada gördüm. 1186 ortalardaymış yani. Ezberledim ha hafta şeyi numarasında. Ezberledim oradan geliyordu yani. Girdim ve güldüm yani. Ondan sonra zahirde şeylik yapmış ama oysa yollara girmiş o benden sonra. Bana kenar diye ortayı vermiş ama kenardaki garibanın tarlası gitmiş yollara falan. Benim gitseydi öyle gidecekti dershane. Acayip bir şey ya. Yani aldatan hakikaten aldanandır yani. Şimdi girdim. Nasıl ben neredeyim? Tamam buradayım. Bir yer tahmin ettim. Ya burada ne var? Hastane mi olacak? Hemşire mi olacak? Yani dershane değer mi? Nehir mi? Hakikaten orada yemek varmış. Şey varmış, yollar varmış, bilmem ne varmış. İşte benim nerede ne olduğumu, nereye doğru, nereden gelip nereye gittiğimi, vazifem ne olduğunu bana tanımlayan sünnet-i seniye navigasyonuna girmek de mümkündür. Başka mümkün değil. Edep budur. Hiçbir meselesi yoktur ki altında seni, altında bir nur, bir aleme bağlamamış olsun. Hiçbir altında nur, biz onu sebap anlıyoruz. Benim dünyamda biraz sebaptır. Yani fakat mesela namaz boyutlaşma hattır. Mesela şöyle diyeyim, misal vereyim. Delilim olsun külliyattan. Latif nüktelerden 32. sayfada şöyle diyor. Kur'an lafz-ı lahutidir. Lahuti bir lafızdır. Huruf libasını giydirilmiş. Kur'an değil bu. Ama Kur'an diyoruz. İçerisinde olduğu için. Yani bu Hasan değildir. Hasan burada olduğu için ne yapalım? O Hasan'ı görmediğimiz için o Hasan'ı kastederek bu Hasan'ı Hasan diyoruz. Buna diyor ki Üstad, 26. mektubun 4. mefasında diyor ki huruf libası giydirilmiş. Ruhunuza da iman libasını giydirirseniz cehennem yakmaz diyor 20. sözde. Tamam mı? İbrahim Aleyhisselam. Bir şey anlatacağım. Orada diyor ki Kur'an. Bu huruf Kur'an'ını giymiş, libasını giymiş. Bu huruf musaftır. Kur'an ise musafı seslendirdiğin zaman sende uyanan miktardır. Herkesin Kur'an'ı budur. Tamam mı? Şimdi çok orijinal bir şey söylüyorum ama böyle bakın lütfen Kur'an okurken. Latif nükteler 32'de söylüyorum. İlim diyor, telaffuz edilince, ki altında huruf-u mukata söylüyor. Elif, la, mim. Seslendirdiğin anda ilim, ilimlikten çıkıyor, irade ve kudrete dönüşüyor. Mesela, ey sema suyunu kes, eğer suyunu yut. Yani bir sözdür, ben de diyebilirim, o da diyebilirim ama ayet olmuyor. Niçin olmuyor? Çünkü içerisinde kudret yok, ilim yok, irade yok. Üç tane şey yok. Onun için Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Onun için ayettir. Bunu da bulamazsınız böyle bir ayeti bu tanımlaması da. Şimdi okunduğu zaman Allah aşkına şöyle bakın. Ben bunu seslendiriyorum ama. Ses. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses harfi benzemiyor. Anlatmıştım. Bak ses ile şekil arasındaki farkı düşünün. Fark bak. Mana da ona benzemiyor. Ha, şimdi benim buna yüklediğim itikat, kalbimle yüklediğim iman, ruhla yüklediğim huzur, la bu sesin içi değişiyor. Ben ona yakiniyetim, huzurum nispetinde, itikadım nispetinde kelam, buna yemin ederim ki, Kur'an'a yemin ederim ki kudrete dönüşüyor. Ben bugün orada bir saat anlattım onlara. Silivri'de bugün bir saat. Ne demektir bugün fırtına? Nasıl biliyor musun? Artık olduk. Hocam girelim dedi şey arabaya. Tamam orada çaktı beni. Hatırladınız. Ve yukarıda odamda mendillerle dolu. Her tarafım şey. Kaptım hastalığı. Dedim ki ben bu akşam derse çıkamam. Allah biliyor bak Kur'an elimde. Kur'an çıkamam. Ben bu insan öyle mi Fatih? Çıkamam. Çok fena idim yani. Hatta burun da kızarmış. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Hakkınızı helal edin.
Dedim ki nasıl aşacağım ben bunu? Kur'an okuyacağım. Vallahi bastım Kur'an'ı, bastım Kur'an'ı, bastım Kur'an'ı, karşınızda böyle. Maşallah. Elhamdülillah, öpmemekle mümkün dayanamıyorum yani. Çünkü ama inanın, kelam, ilme, ilim, irade aynı kudrettir diyor. Çünkü sübütü sıfatlar, sen, basar, ilim, hayat var ya, onlar birbirine geçiştir. Aynı hakikatin, yani buzun içerisindeki su, H2O, enerji, esir gibi, subuti sıfat böyledir. Yani aynı hakikatin boyut farklılıkları, birbirine geçiyorlar. Mesela buzun içerisinde su nasılsa, kelamın içerisinde kudret öyledir. Veya daha cazip olsun, kelam buzdur, irade sudur, kudret ise bunun, bu su, H2O, enerji. Enerji işte. Enerjiye dönüşüyor. İçtiğimiz su, su kullanılmayacak hücreye. Bağırsaklardan emilecek karaciğere, karaciğerlerden hücreye, hala ilim, kelam devam ediyor. Hücrede mitokondri denilen bir santral var, elektrik santralı, yani jeneratör. Su maddesi giriyor, su parçalanıyor, değiştiriliyor, enerjiye dönüştürülüyor. Artık enerji gönderiliyor kutsaça. Burada kullanılan su değil. Buz değil. Buzdaki su. Su değil. Sudaki aşık yol gibi. Buraya enerji gidiyor. Ha, bunu anladık mı? Aynı şeyi söylüyorum. Su içiyorum. Şuralardan geçiyor. En son mitokondride enerjiye dönüştürüyor santral. Yani benzini jeneratöre koyuyorsun da elektrik imal ediliyor ya. Sonra o enerji saça, burna, tırnağa giriyor, uzuyor. Şimdi tırnak su mudur? Su değildir. Değil de değildir. Ha, işte Kur'an da böyledir. Zahirde su içersin, arkada enerji kullanırsın, Kur'an okursun, enerji olur. Vallahi enerjidir, billahi enerjidir, tallahi enerjidir. Bunu indiren Allah'a yemin olsun ki böyle. Ben ilim olarak nakletmiyorum. Yani okuduğumu nakletmiyorum, için demiyorum. Bizzatı kısmı yaşadığım için söylüyorum. Kur'an böyle bir şeydir. Çok tuhaftır. Sanki benim aspirin gibi baş, diş, hani var ya şeylerde, trenlerde, çaya çorbaya limon, çaya çorbaya limon, vallahi çaya çorbaya Kur'an vallahi. Her şeye, baş ağrısı, diş ağrısına. Ya oğlum, ya oku bir bak. Asr-ı Saadet'te bunu kullanmışlar. O Kur'an peygamberin ruhuyla mı alakalı? Aynen. Aynen. Onun için derse bir ayette, bir hadiste başlanınca veya salavatla onun ruhaniyatına giriyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Avamca sebaptır. Tamam, koyuyoruz, bu böyledir. Ama barlaca, barlada bunun şahsiyet-i maneviyesine giriş şifresinin şifresi vardı, onaylanmaktır. Onaylanmasaydın sen getiremezdin. Onun şahsiyeti maneviyesine girmenin delilidir senin. Girdiğine delildir. Yoksa giremezsin. Çünkü namaz bile öyle, namaz. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. 9. sözde. Allah Allah. Huzura kabul edilmese ruh, sen arzda namaz kılamazsın. Ruhun salat-ı kübreye kalkacak. Salat-ı kübra. Yani en mukaddes ibadet yeri Kabe değil, bedendir. İnsanla değer alıyor. En mukaddes ibadet yeri bedendir. Ruh salat-ı kübrada, bedende salata kalkarsa ceset arzda namaza ancak durabilir. Bir nevi huzuruna kabulün olan namaz ile sen Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine, şahsiyet-i maneviyesine onaylanmasaydın, sevdirtmeseydin sevemezdin. Allah yaratmasaydı yapamazdın. Sevdirtmeseydi sevemezdin. Salavat getirebiliyorsan ne mutlu sana ki. Onaylandın. Sebap manası koyuyoruz onu. Dursun tabi odaki harf. Onaylandığının alametidir. Onaylanmasa getiremezsin. Münafıklarınki ne oluyor? Getiremez ki onu. Ya getirmez derken Allah'ıma selam olsun Seyyidina Muhammed değil ki.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tabibi kulubi ve şefina Muhammed. Getirebiliyor musun aleyhissalatü vesselam'a? Adam gibi yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Münafık işte. Namazlar gibi değil mi? Tabii canım. Allahu Ekber öğleyin ikindi kılıyor. Yatsı ve sabah kılmıyor. Sabah kalkmayanlara müjde. İradenin dışında. Peygamber değil mi? Peygamberi bizim gibi beşer de tamam da adam nasıl kafayı yemedi Ebu Cehil? Hakikaten kafası ne kadar sağlammış. Yani şimdi bana bir vuruyor, gölgem vuruyor, ona bir vuruyor, hiçbir şey vurmuyor, hiç gölge olmuyor. Cama vurduğu zaman güneş giriyor ya, gölge oluyor mu? Cama bir boya vur, cam buraya, gölgesi düşer. Ebu Cehil bir bakıyor, ona benim gölgem düşüyor, onun düşmüyor. Allah'ım herhalde güneş vurmuyor diyor. Ona da vuruyor bak. Hakikaten nasıl bir kafa ya? Nasıl kafayı yemedi ya? İnsan ödü patlar ya. Ödü patlar da bir adam da parmağından sokuyor. Allah Allah. Oradan da bakıyor. Ötekisi de leğenini koymuş. Testisini koymuş. Develir su içiyor. Adam gram 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 su içiyor. Bunu görmüşler biliyor musun? Sen duyuyorsun. Adam görmüş görmüş. Peki bu dersteki şu huzuru görüyorsun. Bu derste nasıl kopabilirsin? Sen de öyle bir şey olurdu işte Allah muhafaza. O mucizeyi görmek nasılsa, şimdiki de şu mucizeyi görüyoruz, şu huzuru görüyoruz. Bu huzursuz asırda, tahrip asırda, ahir zaman fitnesi, huzur yok mu senin? Var. Geldi bunu terk et hadi. Derslere gelme hadi. Ağır olmadı ama maalesef böyle. Allah Allah. Onaylandığının delili yani. Mesela ben buradayım dedi şey, girdim, ben neredeyim? Dedi ki yaya mı dedi bana şu ışık söndü. Yaya mı, arabayla mı, konumum. Dedim, konumum. Onaylandı bu, onaylandı. Buradasın dedi. Huzur Allah'ça onaylandığınızı gösteriyor. Namazda ise, İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Hani huzur oluyor ya, ha demiştim canım. Böyle o huzur Allah bak kabul ve haberdarım zaten her şeyi biliyorum ve kabulün alametidir. Kendisini aralamasıdır. Allah hazır olmasa sana huzur verir. Allah onaylamasının alametinin en güzel delili huzurundur. Samimi, riyakarsız. Abi münafık olabilir misin? Olamazsın. Uğraşsan da olamazsın. Niye? Çünkü münafık şuurludur. Şuursuz münafık olmaz. Şuursuz günahkar olursun. Tamamen şuursuzsa ehli fetret olursun. Bilerek olursan kafir olur. Münafık özeldir. Eğitimlidir. Kasten din düşmanlığı yapmak için yapmıştır. Ajandır yani. İçimize girmiş ajandır. Münafık. Elhamdülillah ya. Hamdolsun. Şimdi gelse mal memnuniyette vermesem ruhumu namertim ya. Huzur böyle bir şey ya. Hiç. Çünkü ölümü çözmüş, izah etmiş. Misal, bitirmiş. İçini doldurmuş. Seni korkutan içi zifiri karanlık olduğundandır. İçine girsen Allah Allah ya. Hoca abi. Ölümü nasıl hallettiniz hoca abi? Bakıyor. Merak etme ya. Sen dedim nur dersine de gir. Risaleni biliyor musun? Biliyorum. Dedim sözler. Ha hemen sözler cepten onu çıkardı. Ondan sonra sözler 143. Şey yapamadığın zaman dedim şuraya da telefon et. Tamam. Ama nasıl diyor? Tamam. Ve kıramadım biliyor musun? Hoca abi be. Ben ödeyim şu buna açardım. Tamam ya, sen de peki. Ya, demek ki ne psikoloji haplar içiyordur değil mi İbrahim? Ne buhran geçiriyordu o yavrumuz. Babasından da yaşlıyım ya. Elhamdülillah.
Öyle bir mesleğimiz var ki hastanede geçiyor, kabirde geçiyor, mezarda geçiyor, arsada geçiyor, emlakçıda geçiyor. Bak inan, kasapta geçiyor, kasapta. İşe sordum. Muhtar nerede dedim, ona ettim, bu nedir ne ya falan. İnsan satsanlar ne yapalım, ne diyorsun dedi ya. İnsan satsan ne olur dedim ya böyle falan. Adres soracaktı, muhtar nerede, muhtara gitti bana. Dedim sen muhtar mı? İnşallah kendin muhtarı olsun. Ne demek dedi, biz de biz buranın muhtarı. Ya dedi, vücudun muhtarı ya. Bir dakika dedim, ne muhtarı dedi. İnan. Her yerde geçiyor vallahi bu meslek ya. Uçakta geçiyor. Arsada ya. O adam geldi, bırakmadı. Navigasyonu anlattım ona. Ama rüzgarda çattı bizi. Allah Allah. Hoşuma gidiyor mesleğim ya. Çok seviyorum vallahi. Kur'an'la kurtulan adam yorgan döşek yatıyordur şimdi. Vallahi. Size yalan söylüyorum ama Allah'a yalan diyemem. Kur'an'a da yemin ediyorum olsun ki. Allah bu kafayla beni bir daha bebek olarak gönderse ne iş yapardın? Vallahi billahi Kur'an'ın üzerine yemin ederim bu işi yapardım. Zerre kadar tereddüt etmeden içsin. Sıfır şeyle. Bu işi yapardım. Her yerde geçiyor şükürler olsun. Daha fırsatını kaçırmayan gençlere duyurulur. Çok güzel bir iştir yani ama diyeyim. Ekmek paranız çok güzel çıkıyor. Efendim, hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Yaptığımız davran. Resulullah böyle girerdi tuvalete. Böyle çıkardı aleyhissalatü vesselam. Çok özür dilerim, affınıza sığırım, affedersiniz. Hem size şey olur diye. Benim odada banyo var, banyoda tuvalet, düşekabin orada. Gittim, özür, affınıza sığınırım yıkanırken. Bir küçük abdest ihtiyacı oldu. Affınıza sığınarak söylüyorum. Orada olabilir değil mi? Allah Resulü dedi ki yıkandığınız yerde bevletmeyin. Zira vesvese musallat olur. Allah Resulü dedi diye oradan çıktım. Tuvaletine geçtim. Oradan sonra geldim. Yapmayın. Kuralına göre oynayın diye anlatıyorum. Tavsifatı yani kimseye şey kalmasın. Herkes anlasın diye anlatıyorum. Ben oradan çıktım inanın. Doğru söylediğime delil şu anda vicdanına tesir etti sen. Çünkü samimiyim. Çıktım. Resulullah dedi ki ya o yıkandığınız yerde bevletmeyin. Resulullah dedi mi? Dedi, bitti. Bir de banyo çıkarken dedi bilek var ya ayağınız. Soğuk suyla yıkayın baş ağrısı olmaz dedi. Elhamdülillah baş ağrısı da görmüyorum. Felç de olmuyor. He? Felç. Elhamdülillah. Onu da bilmiyorum. Mecmuat-ı Adab'da okudum. Baş ağrısı olmuyor maşallah değil siz de yapın. Size de maşallah. Resulullah öyle dedi ya. Ben anlamam ya. İnan anlamam. Resulullah dedi bitti. Çünkü benim için bir beşeri davranış değil o. Altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Edebeni Rabbi fa'seni tedibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Bir şey söyleyeceğim, yeni öğrendiğim şeyi anlatacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne olur burayı kaçırmamanızı rica ediyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan önceki hayatıyla peygamber olduktan sonraki hayatı değişmemiş biliyor musunuz? Tuhaf. O kadar mükemmel acayip bir hayatı var. Ebu Bekir Sıddık mesela radıyallahu anh zina yapmamış Müslümanlıktan önce. Zina yapmamış, içki içmemiş. Demek ki emirdan da geçiyor değil mi birinci emirdan? Nur talebeleri geçmiş hayatlarına bakarlarsa ana tema olarak Risale-i Nur'un netice verecek gibi geçtiğini görecekler diyor. Ama cemiyete göre kıyas edersen seni. Bilin kıymetinizi arkadaşlar elinizden kaçmasa ne olur. Risale-i Nur'un kıymetini bilin. Biraz etkilendim bugün. Ya Risale-i Nur sizin iki kelamınıza ne kadar muhtaçlar ya. Dedim ya şurada insan atsa ne olur dedim. Kasaba muhtar sormak için gittim. Ya dedi beni içeri tıkarlar dedi ya seni. Ne demek o dedi. Sanki ilk defa görüyor öte bakıyor. Dedim bak ottan yapılmış ha bunlar. 2015 model bu. Bardak abi. Bakıyor adam. Belki ilk defa duymuş. İlk defa tabii 10-15 dakika da bırakmıyor ki. Ya dedi beyefendi de bir çay ikram edeyim dedi ya. Dedim ki biraz anlatayım. Elhamdülillah ya. Edebeni Rabbi fa'seni te'edeyim. Ne yapıyor biliyor musun sizi o?
şuurdaydı, değil mi? Bak, peygamber, sarhoşun dediğini demek istiyorum. Şey vardı, Mahmut abi vardı ya aşağıda, dershanemiz eski, o beşinci eskiler bilir. Onun o beşinci kattayız böyle, bir yeşil montlu, yani yağmurluk var ya böyle, yeşil diyor, mavi, yağmurluk böyle ince, o zaman yeni çıkmıştı. Oraya işte aşağıda sarhoşlardan demişler, fırıncı bir kardeş vardı, anladınız yani o kardeşi, fırıncı. Ya o gidince sarhoşlar, nereye gidiyorsun abi demişler. Demiş ki sohbete, ben de geliyorum. Öteki sarhoşlar, ulan ne kovarlarmaz seni demiş, nereye gidiyorsun? Fırıncı anlatıyor. Beni kovmazlar, nurcular beni kovmaz demiş. Geldi neyse, gene buna ait böyle bir ders oluyordu. Kalktı ama tutuyorlar şimdi. Bırakın dedim, kalktı. En kral peygamber bizim peygamber. Dedim ki ya Rabbi, senin sarhoş kulun, ya Resulallah sarhoş ümmetin böyleyse seni seviyorsa, Allah'ın bunun sevgisi adına onu da ve bizi de affet. Şu haliyle ki sevgisini söylüyor. Yani diyesim geliyor. En kral peygamber bizim peygamber. Diyesim geliyor. Sarhoşu taklit ediyor. Bizim sarhoş da böyle. Sağlamı nasıl bilmiyorum. Aa, bir tane sağlamı var. Bak şimdi. Sünnet-i seniye ne yapar biliyor musunuz? Nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki dusturu neticelerinden tahallaku bi ahlakillah kaidesiyle ahlak ilahiyle muttasif olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip aç, fak, kusurunu bilip dergâhına abd olunuz. Tahallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakiyle ahlaklanmak. Huluk, ahlak, huyların cemidir. Huy, davranış. Nedir abi Allah'ın ahlakı? Bunu nasıl anlayacağız? Ahlak, huyların cemidir. İstidat ve kabiliyetlerin bütünlüğüdür. İfrat tefritten azadı olarak hat-ı vasat olan sünnetin düşüncede ve kalpte ve hayattaki belirlenişidir. Belirlenişlerin bütünlüğüdür. Yani ahlak dersi var. Belki de 8 tane ders vardır. Güzel ahlak, ahlak, güzel ahlak diye. Bir ahlak var, bir de güzel ahlak var. Ondan sonra yani haritalarla gösteriliyor. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Yalnız tahallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, boyalanmayı, sıbgatullah, Resulullah'ın getirdiği boya atölyesiyle oluyor. Ya ne olur beşeriyetinden takılmayın ya. O kainat alemlerini, şecere-i hilkat 18 bin alemlerinin bizdeki nüminesini oraya nasıl adres diyeceğiz, oraya nasıl bağlanacağız? Navi adresini. Yani tamam mı? Yani o alemlerle bütünleşmeye vesile. Bize diyor ki böyle yaparsan. Tamam mesela böyle git. Böyle yap. Sola vur, sağa dön, ileri git. Bak şöyle. Tarif ediyor ama biz yürüyeceğiz. Sen tuvalete böyle gir dedi. Böyle girme. Çünkü 6000 ruhaniyatı bilen bir insan söylüyor bunu. Cinleri, şeytanları hariç. Can cinlerin cemidir. Can, dan, han, man, tam, test. Her birisinden 1000 tane var Gazali, 6000 der. Tefsiri Demirli'de de geçiyor. 6000'ler. Bunların hayrı var, şerri de var. Diyor ki, böyle yap, böyle tükürme. Giderken elin balkonuna, penceresine, evine böyle dikizli dolaşma. Kafan aşağıda olsun. Niye? Bak, gözden giren şualar var, sirayet var. Bir tanesini söyleyeyim, tamam. Harama baktım. Ben haram olarak öyle görmüyorum. O haram yazılıyor. O ayrı diyorum demek ki. Buzda takılmıyor musun? Haram ne biliyor musun? Ondaki dalga boyunun göz yoluyla içeriye girmesi. O kadın cini mi vardı, şeytanı mı vardı, psikolojisi mi bozuktu, meleğe kafa anasını mı tıktı, babasına tak. Sana giriyor, aynı şeyler sende de işlemeye başlıyor. Sen de bu sefer eşinle kavga etmeye başlıyorsun. Yani onun timsali sureti içine giriyor. Canlı ve ruhludur. Baktığınız anda içeriye giren. Çünkü her içeriye giren, her duyduğunuzu, her kokladığınızı, her tad aldığınız, dokunduğunuz içeride canlı ve ruhludur. Kesin. O kadın içeriye giriyor, psikolojisi sende aktif.
Onun için Allah Resulü'nün yanında sahabe kalkmıyordu, ayet geldi de bırakın da bu da insandır diye yani kalkın. Tamam. Niye? Allah Resulü'nün bir beşeriyet, bir cinsellik falan değil. Öyle bir nurani ki Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh anlatıyor. Herkese gözükmüyormuş. Yemin ederek söylüyor. Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anh diyor ki o zaman lamba mı var tahmin edersiniz. Biz diyor iğneye ipliği atarken, geçirirken Allah Resulü'nün simasındaki nuruyla atardım diyor. Allah. Hep Allah hep öyle diyor. Biz diyor Allah Resulü'nün simasındaki nuruyla iğnenin deliğini ipiye onunla atardık diyor. Tamam o sen ipliği attın, yama yaptın bilmem. Ya bu adamda bir şey olmuyor mu bu yani? Ya benim durumda bu. Yani kibir olmuyor, gurur olmuyor. Nasıl bir ruh ya? Nasıl bir şeysin ya? Nasıl bir kemalat ki? Dolduruyorlar, dolduruyor, vagonu dolmuyor. Doymuyor. Mevlana diyor ki, Şems-i Tebrizi demiş ki, ya Mevlana, Kırıkhan'da yatıyor. Beyazıt-i Bestami dedi ki, şanım ne kadar yücedir, kendimi tenzih ederim ve tesbih ederim. Tövbe estağfurullah, Allah'a denilir değil mi? Bu böyle diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor, her gün 70 defa istiğfar ediyor diyor. Beyazıt-i Bestami büyük, Hazreti Muhammed mi büyük demiş. Çok ilginç ha. Mevlana demiş ki, o demiş, aldığı feyizde kabı dolmuş. Daha dolacak şey yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun ömründe aldığı feyzi her an aldığı için her an gene sıfır aç. Gene kabı aç. Kabı boş böyle. Onun için bir önceki hale bir sonraki haline göre istiğfar ediyor. Yani talep ediyor demektir. Kabı dolmuyor. İhtiyaç hissediyor. İhtiyaç. O mükemmel hallerine istiğfar ediyor. Evet. Sen önce Peygamber Efendimiz'in nuru dedin ya, esas onun nurunu Kab-ı Kavşen'den görmüştü. Oradaki nuru gören, Cebrail dönerken tanıyamamış. Evet. Neredeydik? Kafa zaten gitti. Allah Allah. Orada ne yaştık? Tehalakü bi ahlakillah. Allah Allah. Allah'ın ahlakıyla. Nerede bilecektim ya? Benim kim oldum, nerede oldum? Allah hoş ya. Elhamdülillah. Ölümün içinde oluruyoruz. Keyif. Şu anda gitsen sakın ha. Dua et. Ders ortamında git. Bunun üzerine yemin ederim ki hiçbir şey anlamayacaksın. Hala oturuyorsun. Belki de geçen hafta gitmişsin de haberin yok. Çünkü anlamadığın için şu anda haberin yok. Ve bunu sen dinlerken diyorsun ki şaka yapıyor. Ve bir başkası olabilir ben değilim. Evet sen desin. Sensin ama başkasına veriyorsun. Senin şu anda yaşadığını zannediyorsun. Oysa geçen pazar günü gömdük seni. Faturalarımız da kabir azabı mı? Evet. Onlar hiç değişiklik olmuyor, yaşanıyormuş. Yani Rabbim bana edebi, güzel bir sırıtı ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, siyer-i nebeviye dikkat eden ve sünnet-i seniyi bilen, dikkat eden, bak dikkat eden, ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yapamıyorum ama yapmaya gayret ediyorum. Küfran nimet de yok. Ne olur abdestsiz yemeyin, içmeyin. Çünkü abdest yediğiniz zaman nur oluyormuş. 20. sözde şey diyor, 246'da mevad-i şeririye inkılap edebiliyor. Çünkü yenilen gıda nura inkılap edebilmesi için Allah namına olmalı. Çoğu zaman Allah namına unutuyoruz ama abdest olursak Allah namına olur. Ne olacak ya? Al sen ne olur sevgili kardeşim. Abdestsiz yatma bari Allah rızası için yatma olur mu? Yatma. Bakarsın vefat edersin. Bak Mustafa küçük yatakta gitti. Değil mi? Dersten gelmişti ama. Ona ders vermiştik. Bugün de etkilendim yani. Onun kardeşim yanlama bakması onu zannettim. Buradadır zannediyorum. Bir tanesi Salı Sultanbeyli'ndeydim. Bir tanesi geldi yanıma. Ben de zannediyor ki, ben de görmüşüm. Abi, abi, gel, dur, rahat dur. Ben de zannettim, dersten etkilenmiş. Ne oldu? Abi, ustad buradaydı. Abi be, niye bizi dinliyordun daha önce? Ulan ben zannediyor ki, ben görüyorum. Fatih yapmış da.
Fatih namaza duracak. Duramıyor. Duramıyor. Ulema, Şeyhülislamlar, Allah-u Ekber diye duruyor. Sonra Fatih zor şer duruyor. Sarayda olan ne bahtiyar insanlar diyor ya. Çünkü Fatih Kabe'yi görmeden hiç durmamış. Bu adamlar pat diye duruyor, ben kıvranıp duruyorum. Ha çıksın, ha çıksın. Demek ki ne kadar ki. Ondan sonra diyor ki, Şeyhülislam, ne bahtiyarsınız diyor. Ben çok zorlanıyorum. Siz diyor, hemen de duruyorsunuz. Adam anladı, ses yapmadı. Bu da böyle. Zannedip ben geliyorum. Benim fiyaskom da çıkmasın aşkıydı. Çünkü usta şahsi manevisi var ya. Sihir-i Nebevi'ye dikkat eden, sünnet-i seniyi bilen, dikkat eden, bilen, katiyen anlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibine cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eden, Allah Allah, edebi terk eder, bir edep mahrum, beşet ezli lütfi Rab. Edepsiz Allah'ın lütfundan mahrum olur. Bir edep mahrum, beşet ez lütfi Rab. Edepsiz adam Allah'ın lütfundan mahrum olur. Allah ne demekse sünneti öyle değerlendirebiliriz yani. Sünnet ne demek olur? Çünkü bağlayan şeyiz. Gidip gelmeler o navigasyon adresiyle oluyor. Kaidesine masadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. Şimdi ne kadar oldu bir bakayım, bir yerde var okuyacağım. 47 dakika, biraz da müsaade ederseniz bir 47 dakika. Şöyle bir 10 dakikada yaparsak, çaktırmadan size çakalım. Çaktırmadan çakmak lazım. Ha bitiyor, ha bitiyor diye bir şey bittiği yok, hep kandırıyor Hasan sizi. Bak şimdi 24. sözden ama harika bir yer ha. Esas baştan bundan okuyacaktık ama dayanamadım başıma geçeni. 362. Üçüncü meyve. Ey nefis, az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, sünnet-i seniyeye ittiba et. Çünkü bir muamele-i şeriyeye tatbiki amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şeyi satın aldın, icap ve kabul-ü şeriyi tatbik ettiğin dakikada o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O taatturu hükmü şer'i bir tasavvuru vahy verir. O dahi şari düşünmekle bir teveccühü ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Yani huzurun sürecini anlatıyor. Huzur nasıl olur? Demek sünnet-i seniyeye tatbiki amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek. Bak demek ki sünnet-i seniye tatbiki amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek ve bir hayat-ı ebediye medar olacak olan faydeler elde edilebilir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِ الْاُمِّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Fermanını dinle. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazar-ı cami olmaya çalış. Bir de okuyayım. Bu 7. surenin 158. ayette فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ نَبِيلٍ اِلَاخِرْ. Fermanını dinle. Şeriat, yani şeriata şey diyor ustad, amel ve itikat bütünlüğü diyor. Mektubatta, Telbiyat-ı Tisa'da, şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden, yani şeriatta ve sünnet-i seniyede uyunca ortaya çıkan bir nur var. Mesela adresi girdim, tak diye gözüktü. Burası nurlandı. Nurlandı değil mi? O zaman
Orada bana nur geldi. Oradaki nur buradaki haritayı gösterdi. O sünnete uyduğun zaman nur neymiş? Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazar cami olmaya çalış. Yani mazar oluyorsun. Mazar yani öyle bir şey. Hep uzatıyoruz ya Esma, yani Esma nerede canım, nasıl olacak falan böyle. Hep bizimle alakası yok. Hayır hayır. Navigasyona girdiğin zaman onay gelmiyor mu sana? Girdin bekliyorsun. Bekle diyor. Diyor ki bağlanamadım diyor. Yani o zaman kuralına uymadın. Bir giret ki cevabı geliyor. Adres yanlış. Bir şey yaptım. Meğer çekim alanı dışındaymış biraz. Yani biraz şeydi. Zor geldi. Üç dişle iki diş çekti. Ve navigasyon gösterdi. Buradayım. Onaylandım. Onaylandığımı nereden anlıyorum? Nurlandım. Nurlandı yani. Harita nurlanınca gözüküyor. Yoksa siyahydı böyle. Onaylandım ki nurlandım. Onaylandığım için salavat getirebildim. Ondan önce salavat getirmek niyetti. Getirebilmek onaylandı. Namaz kılmak niyettir. Kıldın, onaylandın. Şu anda yatsı namazına niyettir. Onaylandın belli değil. Kıldın, onaylandın. Ne mutlu sana. Onaylanamazsan onaylayamazdın. Sevdirilmeseydi sevemezdin. Abi kadere giriyor. Nereye girerse girsin. Nasıl anlarsan anla. Her zaman esbab dünyasında mı kader konuşacağız? Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Dört cephede kader var. Hangisinin başkası derste zahirden, esbab aleminden konuşuruz. Ağaçtan konuşuruz kader. Şimdi meyveden konuşuyoruz. Çekirdekten de değil. Arkadaşlar, sünnet-i seniye edeptir. Rabb'a bağlayan sistemin adıdır. Şifre. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak, ehl-i İslam'ı ve Müslümanları, hasreten sizin nesillerinizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Nesillerinize Deccal ve Süfyan'ı musallat ettirmesin. Amin. Evinize ve çoluk çocuğunuza ve sizi sevenlere ve sizi sevdiğinize insi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'ani'de, ihlasla, İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanet sırrına tam mazar eylesin. Hakaik imani de sebat versin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazar eylesin. Amin. Ve ahir davahum enin hamdülillah rabbil alemin. Gel kardeş, Kur'an'ımızı kal. Oku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والمنكر
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا الفاتحة.